rengarenk şahane Kasım başladı. Mediamart markalı Peak TV 5999 lira. Üstelik Maximum ve World Karta peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Sen de Mediamart'ta gel rengarenk şahane Kasım'a özel fiyatları kaçırma. Mediamart. Benim duyduklarıma inanamadığım, şaşırdığım yaklaşık bir haftadır da bu bölümü beklediğimiz şeyleri anlatacağım. Sports Dijital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayın sunduğu Insider 47. bölümle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sevgili Oğulcan'la birlikteyiz. Hoş geldin Oğulcan diyelim. Hoş bulduk Başlayalım. Hadi başlayalım. İyiyim vallahi sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ediyorum. 47. bölüm sebebiyle de tüm Mardin'deki izleyicilerimize, takipçilerimize Selamlarımızı iletelim. Bu plaka işi güzel oldu. Büyük bir merakla 82'yi bekliyorum. Niye? O <laughs> zaman ne yapacağız diye. Yurt dışına da gerek yok. Evet. <laughs> 82 83 diye. <laughs> gerek yok. Hadi. İrfan Başlayalım. diyelim, sakatlıklar diyelim. diyelim. Fenerbahçe diyelim. İrfan Can, Trabzon maçının son bölümünde adalesini tuttu. Sen de Twitter'da haberleştirdin. Ne zaman dönecek? Esas soru bu. En az 3 hafta tedavi sürecek. Bugün sabah saatlerinde de İrfan Belgrad'a gitti. Sakatlığıyla alakalı. Belgrad'da da geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçeli isimlerin özellikle işte gittiği bir doktor vardı. Gitmişken ona da gözükme durumu var. Ama İrfan'ın sakatlığının ciddi olduğunu söyleyelim. En az 3 hafta sağlardan uzak kalacak. Haber buydu. Ancak şöyle de bir durum var. Bu 3 hafta sağlardan uzak kalacak. 3 hafta sonra gibi sahaya dönüp toplarda falan böyle hani koşma falan değil. En az 3-4 hafta devam edecek çünkü yırtığı ciddi boyutta tendonda yakın bir bölgede ve İrfan Can'ın da işte sürekli oynaması gerek diyoruz ya bazen. İşte bu yüzden diyoruz. Çünkü İrfan'ın adelesini seninle Trabzonspor maç sonunda da konuştuk. Bak girdi oyuna inanılmaz bir asist. iyi bir performans ama günün sonunda dayanamadı. Dayanamadı ve adale tık gitti. Ciddi bir yırtık var. Derin bir yırtık var. 3 hafta o süreç devam edecek. Milli aradan sonra dönerim gibi diyor oyuncu tarafı. Ancak onun için bir 3 haftalık iyileşme sürecini görmekte fayda var. O yüzden ben o alt limiti en az 3 hafta olarak değerlendiriyorum. Onun dışında Cengiz'in uzun süren bir sakatlığı vardı. Bireysel çalışmalara başladı. Tedavisi sona erdi. Ama onun da birazcık daha önünde birkaç gün daha var. Ciko konusu neden maç kadrosuna alınmadı diye sabahtan beri bazı işte mesajlar geldi. Insider'la ilgili bugün bölüm çekeceğimizden sebep. Ciku'da da ağrı var. Darbeden dolayı da bir sıkıntı şişliği de var. Ama öyle ciddi bir problemi yok Ciku'nun şu an için tedbir amaçlı Azi Alkmaar maçında kadroya alınmadığını söyleyeyim. Şu an bekleniyor süreç. Yani şimdi o şişliğin altından hem adalesinde sertleşme var. Baldıra yakın bölgede. Hem de o kemik kemiğe çarptığı için de bir acısı ağrısı vardı. Maçtan sonraki sebepte buydu. Orada hissettiği yoğun yüksek acıdan ağrıdan dolayı maça devam edemedi. Şimdi 3 tane normal aslında nispeten kısa süreli sakatlıktan bahsettik burada. Ciku, Cengiz, İrfan ama çok daha uzun süre tabii ki Jayden sezonu kapadı çok büyük bir sürpriz olmazsa. Onun da ameliyatıyla alakalı bir haberimiz vardı. Detayları alalım. Bugün itibariyle ameliyat oldu oyuncu. Ameliyatı tamamlandı. Başarılı bir ameliyat oldu. Kopan bağları onarıldı. İç dışı yan bağlarında kopmalar vardı. O işte tamamen çözümlendi. Çok iyi bir ameliyat geçtiğini söyleyelim. Herhangi bir sıkıntı yaşanmamış ameliyatta. Bugün de ameliyat tamamlandı. Biz öğle saatlerine giriyoruz Insider'a. Öğleden sonra yakın bitmiş ameliyat. Hollanda'da gerçekleştirildi. Önemli bir profesör. Kendisinde tanıdığı, güvendiği bir profesördü. Bir önceki sakatlığında da yine aynı gitmişti rehabilitasyonda orada olacak. Jaden Osterwolde'nin artık bu saatten sonra bir an önce iyileşip ayağa kalkmasını temenni etmekten başka bir çaremiz yok. Bunu söyleyebilirim geçmiş olsun da diyelim ama iyi bir ameliyat olduğunu söyleyelim. Neden bunun üstüne basa basa birkaç kez tekrarladım? Çünkü bu çapraz bağlarda işte iç dış bağlarda olan kopmalarda ameliyat çok önemli. Sen de takdir edersin ki profesyonel bir sporcuydun. O yüzden bu sevindirici bir durum kusursuz bir şekilde onarım yapılmış. O zaman gelelim transfer konusuna. Yani çok resmi bir şey olduğundan dolayı değil. Senin tweetlerini incelediğimizde <laughs> altta en çok sorulan iki isim. Bir tanesi Anderson Talişka ve diğeri de tabii ki Arda Güler ama ben özellikle Arda Güler konusunu merak ediyorum. Şurada bir açıklık getirelim bence. Şimdi ben her programda söylüyorum. Arda Güler'in, ailesinin, işte mentörlerinin, iletişimcilerinin, etrafındaki arkadaşların hepsinin işin o circle'a kattığımızda asla ve asla Türkiye'ye dönmek gibi bir ne arzuları, ne düşünceleri, ne de istekleri var. Ha kuş taşa çarpar, Allah korusun kariyeri geriye gider, Real Madrid'den ayrılık kararı alır, Real Madrid onu istemez. Yani bu olayların dışında gelişen olaylar olursa o başka bir durum. Hani belki döner. Ki inşallah dönmez. Yıllarca orada kalır. Ama şu an için Arda Güler'in evet ben de aslında birkaç konu başlığına aldık Arda Güler Türkiye Fenerbahçe haberlerini bir ara Galatasaray'la da anıldı. Yani vites de arttırıldı orada. Ama gelinen noktada Arda Güler Türkiye'yi şu an kariyerinin orta bir noktasında dahi düşünmüyor. Yani o yüzden daha bu konuda nasıl açıklayıcı olabilirim. Ama dediğim gibi transfer aktif süreç. Başka bir durum olur. Tekrar biz Arda konusunu işleriz. Türkiye'ye dönme ihtimalinden bahsederiz ama bugün itibariyle Arda Güler Real Madrid'den ayrılsa bile ki şu an Real Madrid'den ayrılmak gibi de bir isteği yok. Real Madrid tarafını söylemiyorum. Ama oyuncu kalıp çalışmaya devam etmek ve Real Madrid formasını giymeye devam etmek gibi ciddi bir isteği var. Çok haber çıkıyor. Oynamak istiyor, ayrılmak istiyor diye. Ya zaten ona sunulan bir plan proje var. Ben bunu defalarca anlattım. O plan proje ışığında da Real Madrid ondan. O da Real Madrid'den memnun. Ha üst düzey bir kiralama teklifi gelir. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği, sürekli oynayabileceği, üst düzey pot bir takımları dediğim benim zaman zaman bir takımdan teklif gelir. O zaman işin rengi değişir. Avrupa'nın 5 büyük liginde bir kiralanma durumu vesaire olabilir. Ama yine fark ediyorsan anlattığım için içinde Türkiye yok. Ya nasıl Türkiye'ye gelir biliyor musun? Real Madrid yollara ayırmak ister. Arda Avrupa'da takım bakar. Bulamaz. O zaman belki Türkiye seçeneği olabilir. İmkansız. Ama ya belli. belli. Yani ben hani olasılıkları anlatayım da. Çünkü ya orada 5 kişi Arda Güler Fenerbahçe'ye geliyor diyor. Nasıl olmuyor falan diye yani çok muhabbet oluyor. Durum bundan ibaret. Ha yarın öbür gün dediğim gibi iş değişir, işin rengi değişir. O başka bir konu. O gün farklı bir konu başlığı altında konuşuruz. Ama bugün itibariyle ya ben de artık sürekli soruyorum. Haftada bir soruyorum. En son hani bize de laf edecekler yani. yani. Sağ olsunlar ailesi, kendisi çok kıymetli, çok naif, çok düzgün, güzel bir aile. Hiç de kırmıyorlar beni ama artık hani ya senin kafan basmıyor. Her hafta bize soruyorsun. Diyecekler diye de çekiniyorum yani. Talişka? Ya Talişka konusu aslında Mayıs'tan itibaren olan bir konu. Talişka konusunu bugün itibariyle konuşmak geçmişi inkar etmek anlamına gelir. Mayıs'ta Fenerbahçe seçimden önce Talişka ile anlaştı. Acun Ilıcalı defalarca görüştü kendisiyle Fenerbahçe As Başkanı o dönem yönetim kurulu için o aday adaydı yani o dönem daha yönetici değildi. Oyuncuyla anlaşıldı. Kulübü de okey verdi. Ama o dönem için belli bir bütçe vardı ve o bütçenin büyük bölümünü kaplayacak bir transferdi. Sadece kazandığı para 12 milyon dolar yıllık. Yani o yüzden o günün itibariyle bu rakamın altına da alma şansın yok. Yani ben o çok o şeylere çok takılmıyorum yani. Çok okumuyorum yani. Hani yönetimler sürekli Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Ya yani bu çocuklar sonuçta şey papazın çayırında büyüyen çocuklar değil. Ya da ne bileyim Galatasaray'da işte Florya'da doğup Metin Oktay ruhuyla büyüyen çocuklar da değil. O yüzden ben hani çünkü bunu söylediğimde atıyorum Iki, seneye gelir oyuncu 3 milyon euro alıyor evet. olur. E o zaman da hani sanki şey gibi oluyoruz biz ya adam bu, maksiminde de oldu aynısı işte. Evet üstüne sürekli konu işlettiler. 12 milyon dolar para alıyor. Bu rakamı verirsen Talışkayı bugün İstanbul'a indirirsin. Bu kadar rahat bir transfer bu. Ha Fenerbahçe'de bunu yaptı Mayıs'ta seçimden önce. Oyuncuyla da anlaşmıştı. E sordular o dönem. Ya bunu daha önce anlattığım için bir kez daha inelim. Büyük bir bütçede de Elimizdeki Şimanski'yi ben burada kullanırım. Bütçeyi Santrafor'a harcayalım dedi. Yaklaşık 20 milyon euroya Yusuf Ennesri geldi. O dönem de bu arada satın alma opsiyonlu kiralıktı. Bu dönemde benzer bir durum olabilir. Ama Fenerbahçe'nin önceliğini söyleyeyim bir kez daha. Merkez orta sahada Medina. Hala imzalar atılmadı. Onun üstüne basa basa söyleyeyim. İkinci önceliği de sol bek. Bu sol bekle ilgili de çalışmalar başladı. Fenerbahçe'nin gözlemci ekibi de şu an ciddi şekilde bu konuda mesai harcıyor. En iyi oyuncuyu bulmak için. Geçen hafta demiştim Serie A'dan bir isim var diye. Onu da yakinen takibi aldılar. Onu da söyleyeyim. Ama hala somut bir durum olmadığından bahsedelim. Öncelik 8, sol bek. Bir kontenjan açılırsa oraya da yıldız bir transferi zaten uzun süredir istiyorlar. Hatırlarsan transferin son günlerinde de bir girişim olmuştu. O girişimde o günün şartlarında açıklamıştık. Griezmann olduğundan bahsedelim etmiştik. O gün Griezmann Türkiye'yi düşünmediğini söyledi. Ya bu ara ara Fenerbahçe yönetim bunu yapıyor. Çünkü neden? Şampiyonluk yarışındaki ana temel rakibin kim? Galatasaray. Elinde önemli yıldızlar, önemli ikonlar ve figürler var. Victor Osimhen var bir kere. Ben Icardi'nin de çok önde tuttuğum bir oyuncu olduğu için gönül rahatlığı söyleyebilirim. Bugün de programda Galatasaray bölümünde benim duyduklarıma inanamadığım, şaşırdığım, yaklaşık bir haftadır da bu bölümü beklediğimiz şeyleri anlatacağım. O yüzden Fenerbahçe yönetimi de bir tane bu seçim döneminde de yaşanan süreçlerden dolayı yıldız transfer yapmak istiyor. Ha DJ ki Yusuf Enesri, Maxim'in geldi, Amrabat geldi. Bunlar yıldız değil mi? O tarz bir isim değil. ikonik bir karakter istiyorlar. Talişka bunlardan biri, Griezmann bunlardan biri. Ha girişimler yapıldı mı? Yapıldı. Ha şu an sıcak bir resmi teklif var mı? Yok. Ama Fenerbahçe yönetimi seçim döneminde verdiği bu ikonik karakter veya işte yıldız oyuncu dediğimiz herkes tarafından tanınan global bir ismi de şartlara uygun olduğu takdirde almak istiyor. Ha bunu da nereye yapacaklar? Öncelik hücum bölgesine. Peki bu kadar bütçeden bahsettik. O bütçe ile alakalı bir farklı konuya geçelim. Şimdi Fener Fenerbahçe'nin Ülker'le yaptığı stat sponsorluğu anlaşması artık bitiyor. Orada yeni bir beklenti, yeni bir marka, yeni bir anlaşma söz evet. konusu. Bunun detaylarının da sende olduğuna eminim. Şimdi oradan 100-120 milyon dolarlık 10 yıllık pakette bir gelir bekleniyor. Hatırlarsan bu Ülker'den gelen rakamların çoğu temlikliydi. Uzun süre Fenerbahçe dokunamadı bu paralara. O yüzden Fenerbahçe yönetimi ve Ali Koç, Başkan Ali Koç'un bu stat sponsorluğuna verdiği önem çok. Çünkü oradan sıcak ve hazır para girişi olacak. O yüzden bu stat sponsorluğundan ciddi bir gelir elde edilmek istiyor. Hatırlarsan bir 2-3 bölüm önce de bir app projesinden bahsetmiştik. O da ciddi anlamda gelir istenilen, elde edilen durumlardan biriydi. Şu anda belli başlı bazı firmalarla temastalar ama henüz bir anlaşmanın olmadığından bahsedelim. Ama dediğim gibi 100-120 milyon doların altına kesinlikle ve kesinlikle düşmüyorlar. Bu da 10 yıllık süreçte 10-12 milyon dolar gibi yıllık bir gelir olarak hesaplanmış vaziyette. Henüz bir netlik olmadığını bir kez daha yineleyelim. Stat Akusti ile ilgili çok yazan olmuş son bölümün altına. Bununla ilgili Ankara menşeili bir firmayla görüşmelerin sürdüğünü bir, bir buçuk iki ay önce galiba söylemiştik hatta çatıya da Mustafa Kemal Atatürk yazısını bu firma yazacaktı. O firma ile görüşmeler durdu. Bundan yaklaşık bir 7-8 gün önce firma yetkilileriyle görüştüğümde maliyetin yüksek geldiğini ve Fenerbahçe'nin farklı firmalarla da hem akustik hem sağ içi havalandırma hem de maç içlerinde o açılır kapanır panelleri kapatıp sesi içeride tutma üzerine yapılan projeyi farklı bir firmalarla da görüşüp fiyat alma konusunda çalışmalar yaptıklarını söylediler. O proje rafa kalkmış değil ama başlayacaklardı. Hatta belki de şu anda bir bitecek de o proje bu döneme. Olmadı o firmayla. Başka firma arayışları sürdüğü için de ben bir güncelleme geçmiyordum konuyu ama çok sorulduğu için çünkü seçim döneminde hatırlarsan iki aday da hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Ali Koç stat projesiyle ilgili vaatlerde bulunmuşlardı. O yüzden taraftan önemsemesi de çok doğal. Fenerbahçe ile alakalı son sorum orada da basketbol şubesine gideceğiz. Dün bence basketbol için bombayı patlattın. Onur Alp bittim tweet'i. Bence öyle bir tweet'ti. Çünkü Anadolu Efes'te transferin içindeydi ve ciddi bir mesafe kat etmişti aslında ama Fenerbahçe Fenerbahçe bitirdi gibi duruyor. Orada da bir kiralama Bitir. durumu var. Onur Alp transferinin detaylarında neler var? Bence kiralama önemli bir nokta. Fenerbahçe anlaştı her konuda Onur Alp ile. Onur Alp'te Paris söylentileri çok fazla çıkmıştı ama o takım Paris değildi. Kiralacak takım Bayern Münih. Onu söyleyelim. Oyuncu Bayer Münih ile anlaştı. Fenerbahçe de Bayer Münih ile anlaştı. Şu an tek engel vize. Onur Alp bitim Almanya vizesine başvurdu. O vize de çıktıktan sonra kuvvetle muhtemel Fenerbahçe ile burada sözleşmesini imzalayacak. Ardından gidecek Bayern Münih'e. Ama bu Kiralamanın ben çok uzun olmasını beklemiyorum. Playoff'larda dönme ihtimali var. Fenerbahçe'nin geri çağırma maddesi var. O yüzden Bayern Münih'e kiralık gidecek. E Bayern Münih de potansiyel bir rakip olarak görmüyor. Yani tamam Paris'le Bayern Münih aşağı yukarı aynı takımlar oynamasını playoff dönemine sıcak bir şekilde gelmesini umdukları için de Bayern Münih'e kiralama arzusunda Fenerbahçe dün haberleştirdiğimizde de çok soran oldu. Niye kiralanıyor? Bizde niye kalmıyor diye Fenerbahçe taraftarlar sordu. Plan proje bu şekilde Onur Alp bitim konusunda. Zaten ilk giriş yapılan dönemde de buydu proje. Alacağız, kiralayacağız. Ha bir sıkıntı olur Bayern Münih konusunda bir pürüz çıkar son anda. Farklı bir takım olabilir belki ama şu an için Onur Alp Fener'le imza alıyor. Dün de haberleştirdiğimiz gibi. Ardından Bayern Münih'e gidiyor ve playoff'larda da Fenerbahçe'nin planlamasını söylüyorum. Geri dönmesi üzerine bir rota çizilmiş durumda şu an. Pekala hayırlı olsun diyelim ve programın bir yıldız koysak herhalde yıldız konu bu olurdu. Evet. Victor Ossimel bol ne? servis almak. Neye üzüldüm biliyor musun? Ben 10 gündür biliyorum bu mevzuyu. İşte bu Insider'ın da... Şimdi kızıyorlar bana bazen. Ya tweet'e atıyorsun önden Insider. Bazen de diyorlar ki Insider'ı söylüyorsun tweet atmıyorsun. İki taraftan da kızılıyor. Vallahi üzüldüm paylaşmadığıma. O yüzden bugün daha ekstra detaylar alarak programa geldim. Şimdi ben bu haberi ilk duyduğumda şaşırdım. Neden dersen. 75 milyon euro Victor Ossimel'in çıkış maddesi var. Giovanni Manna'ya sorduğumda... Napoli'nin sportif direktörü sevgili Reşat da hatta dün bir röportaj yapmış. Ben de birkaç gün önce kendisiyle konuştum. Giovanni Manna ödeme planı için İstanbul'a gelecek kısa süre içinde. Napoli'nin sportif direktörü. Galatasaray bak yine söylüyorum ilk duyduğuna inanamamıştım. Ben geldiğinde de inanamamıştım. Bence son yılların belki de Türkiye Süper Lig tarihinin ister da ister abart, yani başka yani de bir şey doğru. söyle en iyi transferini yaptılar Victor Osimhen'le. Bu bir zaten hem Avrupa futbolu hem Türk futboluna, Türk futbolundaki figürlere kısa çaplı bir şok geçirtmişti. Ya ben mesela haber yapmıştım o dönemde. Falan, kabul etti teklifi geliyor bugün gece diye. Yazarken bile böyle bir çekiniyordum, şaşırıyordum. Şimdi konunun ikinci partına geldik. Galatasaray resmi anlamda 15 gündür Napoli ile Victor Osimhen'in bonservisini almak için görüşüyor. Kafalarındaki plan 60-65 milyon euroya bu transferi bitirmek. Şu anda ciddi bir kaynak arayışına girmiş vaziyetteler. Hani Galatasaraylı arkadaşlarımız, dostlarımız espri yapıyorlardı ya adayı satın o alın. Öyle bir şey olmayacak tabii ki. 4-5 tane sponsorla temastalar. Bu sponsorlarla beraber Gesiyat da işin içine girecek. Galatasaraylı birçok iş adamı da bu konuda destek vermek istiyor. 60-65 milyon euro civarında bir 10 milyon euro indirim hani bize de bir ayağımız alışsın indirimi beklentisi içindeler. Ha derse ki Napoli tarafı hayır biz 75'in altına inmeyeceğiz. Orayı da zorlayacaklar. Ve Ocak ayında hiçbir şekilde Victor Osimhen'in ayrılığı da planlara katılmadan. Çünkü hep öyle bu tehlike vardı. Ne deniyordu? Ocak ayı gelecek Osimhen gidecek. Ne dedim? Madde yok dedim. Ha o Simen'e bir teklif gelir. 75 milyon euro çıkış maddesini ödeyecek bir kulüp olur. Zaten o zaman ne Galatasaray ne de Napoli ile muhatap olmak zorunda değilsin. Bakınız Napoli'nin yaptığı konu gibi Kim Min Gelir X bir kulüp. 75 milyon euroyu notere biliyorsun bu işler böyle oluyor çıkış maddesinde. tabii Türkiye'de olandan bahsediyorum İtalya'da belki süreç farklıdır. Yazı gönderiyorsun kulübe bir tebligat gönderiyorlar senin bu oyuncunu alacak bu transfer. Ya geri dön ya da hani işi bitecek diye geri dönüyorlar imza alıyorlar. Veyahut 75 milyon euroyu yatırıyorsun bankaya o sümeni alıyorsun sormuyorsun bile Napoli'ye. Artık oyuncuyla muhatapsın. Aynen ya. öyle. Çünkü çıkış maddesi var. Burada da bu çıkış maddesi tehlikesinin de önüne geçmek için Ocak ayında Galatasaray transferi bitirmek istiyor. Ana, yegane, tek ve en üst sıradaki planları bu. Şartlar ne olursa olsun kesinlikle bir teklif yapacaklar. Giovanni Manna da dediğim gibi İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimiyle oturup o sizden nasıl alabiliriz'in toplantısını yapacaklar. Asıl önemli nokta da bence bu. Bence transfer konularının hepsinden önemli nokta bu. Victor Osimhen Galatasaray yönetimine dedi ki bak net bir bilgi veriyorum sana. Bon servisimi alırsanız, takımın ekonomik gücü yeterse ben imzaya hazırım ve Galatasaray'da kalmak istiyorum dedi. Bence en önemli konu burada bu. Bak birkaç dakikadır bazı şeyler anlattım ama bence en önemlisi bu. O Simen çok mutlu burada. Evet Galatasaray çok inanılmaz bir rakam 75 milyon euro. Alabilir mi bilmiyorum. Bunun için ama emin ol çok ciddi mesai harcıyorlar. Ve bu paranın da böyle 60 milyon euroya yakın bir kısmını da tedarik etmek üzereler. Tedarik etmek üzereler. Evet, çok ciddi bir kaynak arayışındalardı ve Osimhen'e yani her şeyi yapacak Galatasaray Ocak'ta Osimhen'i bitirmek için. Onlar da biliyor bu hamlenin çok önemli bir hamle olduğunu ve sadece bir transfer hamlesi olmadığını. Evet. Yani Osimhen'i görüyorsun yani o oyuna giriyor ve çok ciddi anlamda yani lig 10 üzerinden 5se Osimhen 9.5. E ne oluyor? Terazide ağır basıyor. Çok üstün oynuyor. Çok üst düzey oynuyor. Bunu en son ben şeyde görmüştüm mesela hatırlarsan. Drogbalı Schneider'li dönemde görmüştüm Galatasaray özelinde söylüyorum. Gerçekten çok sükseli ki yani yani geldiği yaşı düşününce... Göze batıyor yani anladın mı o simen. Evet. Bakalım Insider'da daha Ossimen'le alakalı neler konuşacağız. Vallahi ben sana şunu söyleyeyim. Buradan tabii olur olmaz onu an be her hafta anlatacağım ben bu konuyu. Galatasaray yöneticileri çok bu arada şey e, umutlular bu konuda. Çünkü Ossimen'i amiyane tabirle bağlamış, bağlamış durumdalar şimdi. tırnak içinde. Ossimen parayı verin kalayım diyor yani. Hiçbir sıkıntı yok diyor. Hatta geçen hafta hatırlarsan ev konusuyla ilgili de bahsetmiştik. Hani ev bakması, ev alması, İstanbul yaşamına alışması, ailesiyle ilgili git gel konularında rahatlıkla atıyorum burada yaşanabilir bir ortam yaratması. Bunların hepsini topladığımız paket düşündüğümüzde de Victor Osimhen çok istiyor kalmayı burada. Evet bomba gibi bir haber gerçekten. Şimdi Trabzonspor'a geçelim. geçelim. Ertuğrul Doğan'ın Fenerbahçe maçı sonunda bir açıklaması olmuştu. Burada canlı yayında değerlendirirken sen şöyle bir şey dedin. Bu biraz da Trabzonspor'un iç siyasetiyle de alakalı bir açıklama gibi duruyor dedin ve orada bir başkanlık seçimi söz konusu. Galiba sende bir isim var. Zaten birkaç kez teveccühü gösterilmişti Sayın Mustafa Hacı Kerimoğlu'na. Kendisi de başkanlık adaylığını açıkladı diye biliyorum ben. Açıklamadıysa da başkan adaylarından biri yaklaşan seçimde Ertuğrul Doğan'la birlikte yarışacaklar. Şimdi ben farklı bir bilgi vereceğim burada. Hatırlarsan Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve gelmeden önce en büyük destekçilerinden biri Trabzonspor. Ertuğrul Doğan ve yönetimiydi. O dönem ne demişlerdi? Türkiye Futbol Federasyonu başına gelirsek yöneticileri sevk etmeyeceğiz ve ceza vermeyeceğiz. Kulüp başkanlarına hiçbir şekilde PFDK sevk olmayacak. Bu doğru bir durum değil yani. Başkanları böyle cezalandıramazsınız, uzaklandır uzaklaştıramazsınız. Minval ile konuşmuşlardı. Peki Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk sevk ettiği başkan kim? Ertuğrul Doğan Bugün. Bundan dolayı Trabzonspor çok rahatsız. Biz seçimde çok ciddi bir destek verdik. Seçilmesinde öncü kulüplerden biriyiz. Seçim döneminde verilen sözlerin ters yansıması mı denir artık ne denir ona bilmiyorum. İlk bize piyango vurdu. E söz vermiştiniz. Bir, gerçekleşmedi bu vaadiniz. İki, ilk beni sevk ettin. Nasıl olacak bu iş diyor. Ve yaklaşan seçim öncesinde de benim duyduğum öyle insider diyoruz ya programın adına gizli ciddi ortamlarda da ben sonuçta İbrahim Hacı Osmanoğlu da önemli bir isim. Trabzon camiası içinde, Trabzon şehri içinde, Trabzonluların içinde de. Mesela burada onun döneminde yöneticilik yapan isimler ve Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da ben Burada bir destek açıklayacaksa ki şu an bunu açıklaması çok mümkün olmaz ama Hacı Kerimoğlu'nu desteklediğini ve Ertuğrul Doğan yönetimini çok fazla desteklemediğini ara sıra duyar gibiyim sevgili olacağım. Yani o yüzden son dönemlerin Trabzon spordaki en sert başkanlık seçimi bence olacak. Ha başkan değişir değişmez bilinmez ama sayın bir diğer aday Mustafa Hacı Kerimoğlu da Trabzon'da sevilen önemli simalardan biridir. O yüzden seçilirse de ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun da tam desteğini almasını bekliyorum. Bu detayı da vereyim sana. O günkü açıklamaların temelini aslında bu biraz oluşturuyor. Yani şu an Türkiye Futbol Federasyonu ve Trabzonspor arasında bir sıkıntı var. Zaten bir problem bak, var. Zaten o açıklama dozajını düşününce çok çetin bir başkanlık seçimi olacak. Ha Baris. bu problemlerin bir kısmı Trabzon'un iç meseleleri bir kısmı bu az önce anlattıklarım. Ama ciddi bir yarış bekliyor bizi. Bunu da söyleyeyim şimdiden. Oğulcan bu arada bir hatırlatmamız var. İtopya ile ilgili bu hatırlatmamız. Bu bilgisayarın çok önemli iki özelliği bulunuyor. Birincisi içerisinde bulunan MSI RTX 4070 Ti Super Gaming X Slim ekran kartı ile kullanabildiğimiz Nvidia'nın RTX DLSS teknolojisi. Peki bunlar nedir? RTX ışığının gerçek zamanlı olarak hesaplanmasına olanak sağlıyor. Bu sayede gerçekçi bir ışık performansıyla şahane görüntüler elde edebiliyoruz. DLSS ise yapay zekanın gücüyle pikseller oluşturarak görüntü kalitemizi bozmadan performansımızı yani FPS değerimizi yükseltiyor. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyoruz. İkinci özelliğimiz ise görmüş olduğunuz gibi diğer bilgisayarların aksine burada bir kablo kirliliği yok. MSI Project Zero anakart ve kasasıyla oluşturulmuş bir sistem. Bu sayede belirttiğim kablo kalabalığından kurtuluyoruz. MSI'ın yüksek performanslı bileşenleriyle hazırlanmış bu sistemi ve süper kasıma özel fırsatları açıklamadaki linkte bulabilirsiniz. Sponsorumuz İtope'ye teşekkür ediyoruz. Son bonus bir konuya geçelim. Milli takıma forvet dedik. Forvet dedik ve Denizgül ismi. Forveti. Hatta son milli takım canlı yayınında da Denizgül'den biraz bahsetmiştik. Bahsettik. İsveç'ten teklif aldı reddetti. Teşekkür ederim buradan Denizgül'e. <laughs> Çünkü Santrafor'a ihtiyacımız var. İsveçli bir annenin oğlu babası Türk. milli takımda oynamak için uzun süredir istekliydi, arzuluydu ve Amil takımı seçti. Artık yeni Santrafor'larımızdan biri de Denizgül. Evet daha önünde uzun bir mesafe var. Direkt gelip al oynatalım gibi bir durum olur olmaz bence şu an için erken. Ama Denizgül konusunda milli takımımız seçtiğini ve evrak işlemlerinin resmen başladığını söyleyelim. Prosedürler tamamlanıyor artık. Denizgül Amili takımımıza hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İyi oldu çünkü biz hatırlarsan senle mil takımda burada programlar yapıyoruz. Santrfor bulamıyorduk. Deniz de önemli bir yetenek. Avrupa'da yetişti. İsveç asıllı. İsveç alt yaş gruplarında oynadı. İsveç uzun süredir çok ciddi baskı yapıyor. Menajeri İsveç kökenli bir Türk. Yani İsveç'e gitmesi için bütün şartlar aslında hazırdı yani sağlanmıştı. Ama burada oyuncu tarafı biraz sağlam durdu ve amili takımda direkt olarak aslında hani biraz da sportif anlamda da hani bu durum var. Orada işte önemli santrforlar var İsveç milli takımında. Hani çok kolay değil. Ondan dolayı Türkiye A milli takımını seçti ve artık iş evrak konusuna kaldı diyebiliriz. Ağzınıza sağlık yaz. Senin de teşekkür ediyorum. Bu oynarnavın sunduğu Insider'ın 47. bölümünün sonuna geldik. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Herkese iyi haftalar, hoşçakalın.